Merhaba sevgili Blenderci arkadaşlar, Blender'a gönül verenler, Blender severler, Blender'ı öğrenmek isteyenler benim gibi, ben de bir öğrenci sayılırım. Bir süre oldu başlayalı ama birkaç yol kat ettik. Hem bildiklerimi hem de Blender'ı öğrenirken Türkçe kaynak azlığından kaynaklı sıkıntıdan dolayı bunu kendi dilimde de aktarmak istedim aynı zamanda. İngilizce olarak pek çok kaynağa erişmek özellikle YouTube üzerinden mümkün. Ama Türkçe'de çok da derlenmiş, toparlanmış bilgiler fazla yok aslında. Sadece tutorial'lar şeklinde, yani çalışmalar şeklinde geliyor. Hem hep beraber bir yolculuğumuz olsun. Böyle bir giriş yapmak istedim Blender'la ilgili. Tanıyalım nedir, ne değildir, ne yapar. Zaten Blender merak edip de Blender 3D 3D programını merak edip de gelenler bir şekilde belli bir altyapıyla geliyorlar. Bilmeyenler de en azından hakkında bir bilgi edinmiş olsun. Blender Hollanda kökenli bir 3 boyutlu çizim programı. Çizim yapabilirsiniz, animasyon oluşturabilirsiniz. VFX dediğimiz yani şu görsel dijital görüntüyle karıştırılmış 3 boyutlu uygulamaların mix edildiği sunum yapıldığı bir ortamda denilebilir. Aslında çok komplike bir program. Pek çok programın başka harici programlarla beraber kullanıldığını görüyoruz. Blender'da bunları tek bir kalemde yapmak mümkün. Tabii yine After Effects, Nuke, Fusion gibi diğer programlarla da kullanmanız mümkün. Açık kaynak kodludur Blender, Linux tabanlı bir uygulama. Dolayısıyla geliştirmeye de çok müsait. Ücretsizdir, en güzel taraflarından bir tanesi. Bunun yanında piyasada satılan pek çok ücretli 3 boyutlu tasarım programına nazaran oldukça da kuvvetli bir programdır. Şu an karşımızda gördüğünüz, benim şu an Blender.org'dan, onu da göstereyim. Nereden indirirsiniz, nasıl kullanırsınız? Blender.org sitesinde zaten ana sayfada hemen Download Blender 2.79a şeklinde bir indirme ibaresi var. Şu an bu görmüş olduğunuz sürüm en son çıkan resmi sürüm. Blender devamı güncellenen bir uygulama. Kullanıcılar tarafından olsun, gerek firması tarafından olsun. Aynı zamanda son zamanda duyurulan, anonsları yapılan 2.8 ki çok yeni bir render motoruyla beraber gelecek. Eevee denilen render motoruyla beraber gelecek. Real time çalışmada gerçekten biraz boyut açmışlar. Sayfasını inceleyebilirsiniz de. Sanıyorum Türkçesi yok ama çeviri programlarıyla sayfayı Türkçe diye çevirip inceleme şansınız da var. dediğim gibi burada indirmesini yapabilirsiniz. Şöyle programımıza yeniden dönelim. Blender'ı ilk açtığınızda karşınıza böyle bir sayfa ile, ana sayfası ile geliyor ve üzerinde Blender 2.79 sürümünün yazıldığı, geçmiş çalışmalarınız varsa onlara çabuk erişmenizi sağlayan bir ara yüzle geliyor. Dikkat ederseniz burada bir kulakçık var. Bunu tıklarsanız burada Blender Default dediğimiz, yani ilk açtığınızda karşınıza Blender'la ayarlarıyla gelen, ama isterseniz 3D Max ve Maya kullananlarında kısa yollarını çünkü onu da aktarayım. Blender biraz diğer programlara göre uygulama, yani mouse kullanmasına kadar biraz farklılıklar içeriyor. Dolayısıyla 3D Max'ten ve Maya'dan geçenlere zor olmasın diye böyle bir seçenek de sunmuşlar. Buraya tıkladığınızda 3D Max'çiyseniz 3D Max'e, Maya kullanıyorsanız Maya'ya tıklayarak onun kısa yollarına erişme şansınız var. Ama tavsiyem, eğer Blender kullanacaksanız, çünkü her bir program kendi başına, başlı başına bir hikaye ve bunun öğretileri de programın kendi arayüzüne ve kısa yollarına göre veriliyor. Dolayısıyla başka bir kısa yola seçtiğinizde uygulamakta biraz zorlanabilirsiniz.
Blender'ın sağ tuşta seçme özelliği program içerisindeyken biraz başta zor geliyor ama sanıyorum birkaç yaptığınız egzersizden ve uygulamadan sonra, tasarımdan sonra buna alışıyorsunuz bir şekilde. Şimdi kısadan bir başlayalım. Buna herhangi bir yere tıkladığınızda o karşıdaki görüntümüz gidiyor. Blender'la ilk açtığınızda karşınıza standartta bir küp, bir ışık, bir de kamera geliyor. Bir de bu boş uzay dediğimiz ortam geliyor. Aslına bakarsanız mantık olarak diğer programlarla aynı. Sadece bir şeyleri yapmanın yolları farklı. Bir de her programın kendi yazılımına göre artıları, ekstra birçok şeyi var. Sağ tarafta outline, en üstte outline panelimiz ki burada sahne içerimizde kullandığımız küp, lamba artık neyse yani bunların hepsini liste şeklinde görüyoruz. Mesela buraya bir sphere de oluşturalım. Gördüğünüz gibi outline dediğimiz kısımda malzememiz var. Burada isimlerini değiştirebiliyoruz. Buna mesela küre diyelim. Buna da küp diyelim ki bu tip isimler vermek, yani böyle 2-3 parçalı malzemeli sahnelerde çok sorun değil ama burada yüzlerce veya binlerce objenin olduğunu düşünürsek isim vermek ve belli gruplar altına toplamak çalışma açısından çok yardımcı oluyor. Bir altta Blender'ın render, çevre, modifier, materyal atama, texture, resim, fizik gibi pek çok şeyi seçtiğimiz bölüm mevcut. Buradan her birine girdiğimizde hepsinin kendi menü çıkmakta. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Şu an sadece Blender'ı tanımak adına bunları gösteriyorum. Sol tarafta ise Tools yani araçlar bölümümüz var. Burada yine kendi içine listeleri var. Blender'da bir şeyleri yapmanın kısa yolları var. Her programda var ama ben Blender'da bu başladığımdan beridir biraz daha menüler yerine bir şeyler ulaşmayı, kısa yollar yapmayı öğrendik. Bu da çok işe yarıyor açıkçası. Tavsiye ederim. Örneğin az önce yaptığım gibi sahneye bir obje atarken Shift ve A tuşumuz var. Buradan bir menü geliyor. Buradan da Plane, Cube, Circle, U-Sphere, Icosphere, Cylinder, Cone, Torus bu gibi objeleri seç. Hazır objelerimiz var. Bir Susan isimli maymunumuz var aynı zamanda. 3D Max'te bu bir demlikti. Blender'da Susan isimli bir maymunumuz var. Bu bazı modifier'ları tanımak için, denemeler yapmak için çok uygun oluyor bu tip hazır malzemelerin olması. Dediğim gibi kısa yollardan ziyade buradan da soldaki menüden de yaratabilirsiniz. Aynı şekilde burada görüyorsunuz Monkey Susan bir tane daha yarattık. Onu da menüden yarattık. Hangisi kolayınıza geliyorsa yani ama kısa yolları tercih ederim. Çünkü bazen YouTube'da aldığınız derslerle de kısa yollarla size aktarım yapılacak. Dolayısıyla öğrenmenize fayda var. Bu arada eski versiyonlarında Blender'ın şu an benim yaptığım hareketleri ekranda hangi tuşa bastım, hangi kısa yolu kullandım gösteren bir eklentisi vardı ama onu yeni versiyonlara kaldırmışlar. Eğer bir yol bulursam bir şekilde atmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten ben de kendim ders seyrettiğim için oldukça faydalı oluyor. Onun dışında Blender'la bu aslında ettiğim kısa yollarla ilgili Google'dan ya da bir herhangi arama motoru hangisini kullanıyorsunuz arama yaptırabilirsiniz. Blender Shortcuts diye. Karşınızda şu liste geliyor. Çok güzel. Ben de bu derslere başladığımda ilk duvarımı astım. İhtiyacım olduğunda alıp baktım. Çünkü kısa yollar gerçekten önemli. Şöyle çok güzel hazırlanmış. Bütün Blender kullananlara da tavsiye ederim. Yeni başlayanlara. Hatta her zaman aklımızda kalmıyor pek çok şey. Dolayısıyla bir tarafta bulunmasında fayda var. İndirdiğinizde şöyle
Çok güzel içerik hazırlanmış. Hangi rotasyon nasıl yapılır, nasıl seçilir, kamera ayarları, işte malzeme atamalar vesaire, ne arıyorsanız gruplandırmalar hepsini buradan bulabilirsiniz. Bu eskiden ben ilk başladığımda parayla satılıyordu. Ama şimdi bakıyorum aradığınız zaman gerçekten hemen Google'da karşınıza çıkıyor. Sadece yüksek çözünürlüklü bir tane bulup ben A4 boyutunda bastırıp plastik bir cover uyguladım, ama siz daha büyük poster boyutunda bastırabilirsiniz çünkü görmek biraz sıkıntı olabilir ufak bir şeyde. Onun dışında Blender ile ilgili tabi bu arada seyredenler olduğu zaman seyredenlerin daha doğrusu istedikleri, sormak istedikleri ne varsa yorum olarak yazabilirler. Oradan da yine ayrıyetten diğer ekleyeceğim derslerle beraber ilaveler yapabilirim. Bu dediğim gibi hazır sahnemiz, ilk karşımıza gelen sahnemiz buydu. Sağ ile seçim yapıyoruz. Blender'da mouse'umuzun sağ tuşu, istediğimiz obje üzerinden. Outline'ımızdan da seçebilirsiniz. Sağdaki outline'dan. Orta tuşumuz, mouse'umuzun orta tuşu basılıp bıraktığınızda tamamen sahnemizi döndürmeye yarıyor. Sol tuş ile şu sahnenin ortasında görmüş olduğunuz kursörümüz var. Onu istediğimiz yere getiriyoruz ki herhangi bir bazı çalışmalarda mesela bir obje eklemem gerekiyor. Buna kursörüm neredeyse eklediğim nesne obje orada beliriyor. Bu bir yüzey de olabilir ki şöyle bir gösterelim. Shift D ile yine Shift A ile seçimimi yapıyorum. Mesela buraya bir silindir ekleyelim. Hemen kursörün olduğu yere. Bu arada ölçeklendirme kısa yolumuzda S tuşumuz. S'ye bastığımızda objemiz zaten aktif halde olduğu için mouse'umuzu ileri geri çekerek istediğimiz boyuta getiriyoruz. Kursörümüz de burada olduğu için gördüğünüz gibi nesnemiz hemen buraya geldi. Shift S yaparak bu bahsettiğimiz kursörümüzü Cursor to Center dediğimizde yine sahnemizin en ortasına ve olması gereken yere alır. Blender'ın kendi üzerindeki özelliklerine ilaveten ayrıca yine kendi firmasının veya kullanıcıların oluşturmuş olduğu add-on dediğimiz eklentiler var. File butonuna gelirseniz User Preferences, Ctrl Alt aynı zamanda tıkladığınızda burada hem Blender'ın ayarlarını görüyorsunuz. Bu arada benim gibi şu an laptop kullananlar varsa Input bölümünden onu da göstereyim. Fare kullanmayanlar, ki tavsiyemiz kesinlikle 3 tuşlu bir fare kullanmak Blender çalışırken. Fare kullanmayanlar da Emulate 3 Button Mouse denilen seçeneği seçtiklerinde laptopların dizüstü olan bilgisayarlarının kaydırmalı mouse bölümü aynı işlevi görsün diyedir. Bir de çok daha önemlisi numpad, yani sayı bölümü olmayan, diğer klavyelerdeki sayı bölümü olmayan laptoplarda, sadece üst rakamları bulunan laptoplarda Emulate Numpad derseniz, Blender'da şurada da gösterelim, bir tuşu direkt önden, front dediğimiz kısım, 3 sağdan, 7 üstten şekilde, daha diğer tuş kombinasyonları da var. Ama perspektif ve orto dediğimiz görüntü var ki ortoya geldiğinizde perspektifteki o uzatmaları ortadan kaldırır ve şekliniz üzerine daha bir iyi oynamanızı sağlar objeleriniz üzerinde. Z tuşumuz wireframe diyoruz, ama şurada altta object modun yanında gördüğünüz buton bize render, yani renderlenmiş görüntüyü mü versin sahnede, materyalleri atanmış görüntüyü mü versin, resim atanmış olan görüntüyü mü versin, yoksa şu anki gibi solid dediğimiz bunu mu versin, ve wireframe diyoruz aynı zamanda. Bu da çok çalışma yaparken, mesela edit tab tuşu bu arada edit özelliğini açar, ama aynı zamanda şu alttan da
Object mod ve Edit mod arasında gezebilirsiniz. Object modda sadece nesneleri seçebiliyoruz ve sahnemizi görebiliyoruz. Yerlerini değiştirebiliyoruz ama Edit modda seçili olan obje üzerinde yine biraz sağında kalan şu Vertex, Edge ve Face gibi, yani Vertex nokta anlamında, Vertex seçilirken seçtiğimde gördüğünüz gibi sadece noktayı seçiyor. Ctrl'ye basılı tutarsanız ve sağ ile unutmayın, Blender'da seçim sağa tuştur mouse'un. İstediğiniz kadar Vertex'i seçip burada yapmak istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. İster S ile daraltır veya transform edebilirsiniz, sadece yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu yapacağınız şekle bağlı biraz da. Edge seçiliyken sadece objemizin yapısında var olan kenar dediğimiz kısımları seçer. Yine burada da CTRL tuşları ile. Face de sadece yüzey. Face zaten biraz da Türkçe çevirinizde bazılarını karşılığı aslında tam denk geliyor. Yüzeyleri. Burada yine CTRL ile istediğiniz kadar çok seçebilirsiniz. A tuşu hepsini seçer veya hepsini seçili olmasını bıraktırır. Seçim olayı. Bunları daha sonra bir herhangi bir tutorial çalışma yaparken daha rahat görürüz. Şimdilik dediğimiz gibi genel bakış yapalım. Bu arada Blender'ın pek çok teması da var. User Preferences'e gidiyoruz. Az önce bahsettim. Add-on'lar buradaydı. Oraya giriyorduk. Yarıda kaldık. Pardon. Burada dediğim gibi gerek firmanın gerekse özel kişilerin, kullanıcıların hazırladığı pek çok eklenti var. Bunlar çok işimize yarıyorlar. Bunları da yine ayrıca bir çalışma yaparız. Bir video hazırlarız. Hangisi ne işe yarıyor? Çünkü gerçekten de olması gerekenler var. Blender'ın üzerinde hemen aktif olmayan daha doğrusu var ama ya da bazen yüklememiz gerekecek bunları. Hem onları nasıl yüklememiz gerektiğini görürüz. Temalar kısmında görüntüyü değiştirebilirsiniz. Farklı Blender arayüzünü görmek isterseniz kendinize göre. Yani ben yine de ilk öğrenme aşamasında sizin orijinalde neyse onu bırakmanızı isterim. Çünkü nedenine de gelince seçim yaparken ki çıkan şekiller, renkler daha doğrusu, bunları bir başkasının ders videolarını seyrederken, yerli yabancı hiç önemli değil, temayı değiştirdiğinizde bu renkler de değişiyor. Dolayısıyla kafanız anlık olarak karışabilir. Dolayısıyla eliniz biraz alışsın. Neyin ne olduğunu tam olarak nerede olduğunu görün. Zaten bu bir tasarım, yaratıcılık programı. Hayal gücünüze bağlı bir şey. İstediğiniz her şeyi siz kendiniz dizayn edeceksiniz. Örnek çok çalışmalara bakın. YouTube'da çok güzel videolar var. Genelde oradan da takip ediyoruz. Onun dışında hazırda malzemelere de ihtiyacınız olacak. Mesela birileri objeler yapıyor. Siz de yapacaksınız yani bugün. Blender Swap tavsiye edebileceğim sitelerden bir tanesi. Buraya bir hesap oluşturun. Çok lazım olacak, emin olun. Yani yaratacağınız sahnede hazırda ücretsiz olan çok 3 boyutlu objeler var. Çiçekler, arabalar, uçaklar, ne istiyorsanız. Öğrenme aşamasında ilk etapta sahnenizdeki düzenlemelerle çok fazla vakit kaybetmemek adına bunları da kullanabilirsiniz veya ileride kullanabilirsiniz. Mesela bir vazo lazım olur. Çok önemli bir detay değildir. Kenara durması gerekiyordur. Orada sahnede olması gerekiyordur. Vakit kaybetmemek adına bu tür şeyleri kullanabilirsiniz. Blender ile ilgili pek çok soru vesaire buradan kullanabilirsiniz. Biraz tabii siteden İngilizce kaynaklı. Türkçe'de bilmiyorum, ben çok fazla Türkçe'de bir baştan sona bir eğitim sitesi de görmedim açıkçası. Buradan search bölümüne gelip hesabınızı oluşturduktan sonra tabi herhangi aradığınız bir şey, mesela bir plane diyelim, bakalım neler gelecek. Evet, gördüğünüz gibi yolcu uçağından tutun da asker uçaklara kadar pek çok çalışma, komik tarzı olanlar bile var. Bunları da
indirip kullanabilirsiniz. Ve bu reklamın çoğu da ücretsiz. Yani lisans dertleri olmayan, çok ticariye girmedikten sonra. Lisans ayarlarına dikkat edin. Her geldiğiniz çalışmadan mesela şuna bakalım. Üzerine tıkladığımızda lisans ayarları var burada. Bunları incelersiniz. Genel kullanım için demiş zaten. Çok bir sıkıntı yok. İndirme butonuna indirip sahnenize atabilirsiniz. Kalıp kaplamalara ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla birkaç site. Ben mesela Polygon, evet bu bir Avustralyalı Andrew Price diye bir arkadaşın hazırlamış olduğu, hem YouTube üzerinde videolarını bulabilirsiniz. Eğitimcileri harikadır. İngilizcesi sorun olmayanlar için diyorum. Pek çok öğrendiğimiz şeyi zaten Türkçe olarak size aktarmaya çalışacağım ben bu videolarda. Buradan texture'lara girip ücretsiz olarak indirebileceğiniz bölümleri de var. Üyelik de alabilirsiniz. Aylık çok öğrenim paraları düşük. $6 gibi ücretleri var. Buradan girdiğinizde herhangi bir kaplamayı, texture diyoruz bunlara. Herhangi bir kaplamayı, normal reflection gloss, displacement, bunlar örneklerinde yan tarafta gösterip indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak girdiğinizde sadece 1024 en düşük olan çözünürlüğü alabiliyorsunuz. Eğer daha yüksek çözünürlük almak isterseniz daha bir ödeme yapmanız gerekiyor açıkçası. Sanıyorum genel anlamda bu özellikler girişimizde. Devamını da bazı çalışmalarla, çünkü hepsini de anlatmanın imkanı zaten yok. Belli çalışmalar yaparak bunları aktarabiliriz. Sistem olarak merak edenler varsa, benim sistemim yeter mi diyenler varsa, ben de şu an 4 GB RAM'i olan i5 işlemcili AMD 315M grafik kartı kullanan bir laptopta kullanıyorum. Çalışma aşamasında sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani tasarlarsınız her türlü. Ama render dediğimiz aşamada eğer çok ağır sahneleriniz varsa onlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla minimum, yani minimumdan kasıt render için söylüyorum. 8 GB RAM'i olan 4 çekirdek işlemcili NVIDIA'nın veya AMD'nin çok fark etmez. Eskiden, yani birkaç versiyon öncesine kadar NVIDIA'nın CUDA özelliğinden dolayı NVIDIA birkaç adım öndeydi AMD'ye göre, ama Blender'ın yapmış olduğu yeni güncellemeler ve program versiyonlarıyla AMD'nin de OpenGL özelliği gerçekten kafa kafayalar. Hatta daha da iyi seviyeye geldi diyebilirim. Özellikle bundan sonra çıkacak olan versiyonda OpenGL daha da bir etken olacak. Mesela şu an görmüş olduğunuz sahne render edilmiş halde bir sahne, ki benim ayarım, yani bu ön izleme ayarım 32 frame'de. Dolayısıyla çok da aman aman bir özellik değil. Dediğim gibi ayarlarınızı render bölümümüzden buradan düşürerek 1920-1080, ama bu 1280-720 şeklinde olabilir. Sampling kısmını burada biraz düşürebilirsiniz. Çalışma aşaması sıkıntı yaratmazsınız. Düşük çözünürlükte çalışırsanız çok da fazla fark etmeyecek, ama ortalamada genelde minimum 8 GB RAM çok ideal. Daha da üstü çok çok daha iyi. Tabi son, eğer YouTube'da örneklerini izliyorsanız pek çok video var, çok gelişmiş şeylerle, yani sahneler yapılmış. Onlar için tabi en azından 1080, daha da yukarısını kullananlar var, yani 2-3 ekran kartı kullananlar var. Ama öğrenme aşamasında kesinlikle sıkıntı çekmeyeceksiniz. Umarım genel de olsa bir tanımış olduğunuz Blender. Dediğim gibi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bundan sonra da bir takım bazı örnek derslerle özelliklerini daha da iyi tanımaya çalışacağız Blender'ın. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.